Yeni bir Farkında Mısınız programına hoş geldiniz. Hafta içi bu ekrandayız ve sizlerle beraber değişik konuları, gündem veya gündem dışından konuları ekranınızdan sizlerin evlerine, olduğunuz yerlere taşıyoruz. Bu akşam için yine ilginç, ilgileneceğinizi tahmin ettiğimiz bir konu seçtik. İslam ve bilimi konuşacağız. Aslında çoğu zaman belki de zıt uçlarda görünen bu iki unsuru değerlendireceğiz. Önemli konuklarımız var. Her biri kendi alanının uzmanı ve tecrübeleriyle, bildikleriyle sizlerle paylaşacaklar. Kimler var? Hemen sizlere takdim etmek isterim yanımdan başlayarak. Profesör Doktor Mustafa Kaçar, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünden. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Yanında Doçent Doktor Caner Taslaman hocamız var. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teknik nasılsınız? Üniversitesi'nden, felsefe bölümünden hocamız. Ve son konuğumuz da biz de yeni tanıştık hocamızla. Hoş geldiniz Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu. Aslında sizi İstanbul felsefeden bilir belki bazı izleyiciler ama evet. Şimdi yeni bir göreviniz var. Trakya Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesini kurdunuz mu hocam? Kurduk efendim. Açıldı mı? Başladı mı çalışmalar? Bu dönem öğrenci alacağız. Alacaksınız. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi bu konu... Ben dedim ki başında programın çoğu zaman birbirinin zıttı olarak görünüyor. Din ve bilimi öyle algılayanlar var. Tartışmalar zaten uzunca zamandır devam ediyor. Caner Hocam sizden başlayalım. Özellikle Kur'an-ı Kerim özelinde başlarsak vahyedildiği 7. yüzyıldan sonra bir süre sonra Müslümanlar özellikle dünyada bilimde, felsefede büyük ve gelişmiş bir medeniyet kurdular. Bunda herhalde pek tartışılacak bir yan yok. Peki bu nasıl oldu? Hangi yoldan, nasıl faktörlerden geçti de bu şekilde oldu? Oradan bir açalım evet. İstiyorum. Evet. Şunu söyleyelim. Yani Kur'an'ın indiği döneme bir bakalım. Kur'an'ın indiği dönemde oldukça geri bir medeniyet var. Hmm. Yani bir eski Yunan'daki gibi felsefe yok. Sümerler'deki gibi hatta belli bilimsel gözlemler yok. Bilimde, felsefede oldukça geri. Yani arada bir şiir gibi bazı sanatlarla uğraş var. Ama yani sanatta da önemli bir gelişme yok. Bir eğitim kültürü yok. Hayvancılıkla ilgilenen geniş bir toplum kesim. İşte hurma ağaçlarından belli besin maddeleri belki elde ediniyor. Böyle oldukça geri bir ortamda bir anda Kur'an geliyor. Bakıyorsunuz 7. yüzyılda. Zihinleri inşa ediyor, gönülleri inşa ediyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz çok kısa bir dönemde bütün Arap Yarımadası'nı bu fikir kaplamış. Bütün Kuzey Afrika'yı kaplamış ve Endülüs'e kadar Avrupa'nın güneylerine kadar gitmiş. Ve bu sadece bir fetih hareketi olarak gitmiyor. Yani sadece kılıçla fetih veya gönülle fetih de değil. Bunun yanında sanatta, bilimde, felsefede de uzun yüzyıllar dünyanın en üstün medeniyeti olacak. Yani bilim tarihçilerin birçoğu da ikrar ettiği gibi en üstün medeniyet olacak bir medeniyet kuruluyor. Hı. Ne oluyor da böyle oldukça çorak bir toprakta başlangıcı olan bir şey böyle bir ağacı meyve veriyor? O toprağa bakarsak o toprak bunu açıklamaya müsait değil. Fakat orada öyle bir tohum var ki bu ağacı sebebiyet veren, bence o tohuma bakmamız lazım. O tohumda tek kelimeyle söylemek gerekiyorsa bana göre Kur'an-ı Kerim. Yani ve Kur'an'ın bir zihinleri inşa etmesi, iki gönülleri inşa etmesi bu sürece sebebiyet veriyor. Kur'an'ın hiçbir kitapta aklı kullanmaya, evren üzerinde düşünmeye Kur'an kadar atıf yapıldığını göremezsiniz. Çok acı. Yani birçok Kur'an ayetinde diyor ki işte göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün arka arkaya gelmesinde akıl sahipleri için deliller vardır diyor. Mesela Ali İmran suresi 190. ayette. Birçok Kur'an ayetleri açıklanırken Allah bunları size açıklıyor. Umulur ki akledersiniz diyor. Mesela Bakara suresi 242. ayette. Zümer suresi 9. ayette diyor ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yunus suresi 100. ayette Allah akıllarını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diyor. Hmm. Başka bir ayette Nas suresi 12. ayette geceyi gündüzü güneş ayı size musahhar kıldı. Yıldızları kendi emrine bağlı kıldı. Muhakkak bunda aklını kullanan bir toplum için deliller vardır diyor. Yani Kur'an bir geceyle gündüzü nasıl yer değiştirdiğini, evrendeki fenomenlere gözleri çeviriyor. Bir hayvanlar dünyasına gözümüzü çeviriyor. Bir insanın kendi nefsine, iç dünyasına bakmasını söylüyor. Bütün bunların üzerine düşünmeye insanları davet ediyor. Düşünme de dediğim şey işte neden sonuç ilişkileriyle belli şeyleri anlamak. Yani insan üzerine düşünme dersek işte burada derinleşirseniz psikoloji ilmi karşımıza çıkıyor. Evren üzerine düşündüğünüzde fizik ilmi, kimya ilmi daha sonra karşımıza çıkıyor. Biyoloji ilmi çıkıyor. Yani Kur'an'ın bu şekilde inşa etmesi ve tefekkürü, yani aklederek evren üzerine düşünmeyi bir ibadet gibi sunması,
sayesinde, o zihinlerin inşa olmasıyla birçok kimse o bilimlere gidiyor. O bilimlerdeki içindeki bilgileri bulup Allah'ın sanatını ve kudretini daha iyi anlamaya kalkışıyor. Evet. Yani o dönemde böyle bir bugünkü gibi bir eğitim sisteminin kurulu olmadığını düşünelim. O dönemdeki yani motivasyonun ne olduğu çok önemli bir soru. Şimdi o döneme gidersek yani İslam bazı ön kabuller getiriyor. Ve belli bir zihniyet inşasında bu ön kabuller çok önemli. Ve bu ön kabullerle evrene baktığınız zaman bilim yapmak mümkün oluyor. Ben 7-8 madde çıkarttım bunları isterseniz bir sayı. Bir, mesela Kur'an'ın ortaya koyduğu zihninle varlığın rasyonel olmasını bekleyebiliyorsunuz. Niye? Çünkü Allah bilinçli bir varlık. Allah bilinçliyse Allah'ın yarattığının içinde de bir mantık, bir rasyonalite olabilir. İki, varlığın birlik içinde olmasını bekleyebiliyorsunuz. Eğer ki çok tanrılı dinlerdeki gibi bir evren olsaydı, çok tanrıların çekişmesinin olduğu bir evrende varlık arasında bir uyum, bir insicam da bulamazdınız. Üç, varlığın incelenmeye değer olduğunu Kur'an'ın koyduğu zihniyetle ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü varlık Kur'an'ın ortaya koyduğu ayetlerde görüyoruz ki Allah'ın sanatını, kudretini gösteren bir alan olunca siz Allah'ın sanatını, kudretini varlığı inceleyerek bulabiliyorsanız o zaman varlık üzere düşünmenizi de, bilim yapmanızı da anlamlı kılan bir süreç var. Ondan sonra dört, evreni anlayabileceğimizi Kur'an'dan anlıyoruz. Çünkü anlaşılmaya açık. Çünkü Kur'an'da diyor ki, haydi yeryüzüne çıkın, Allah yaratmaya nasıl başladı bir bakın. Eğer ki evren karşımızda olup da bizim anlamamız açık olmasaydı, zihnimiz ona nüfuz edemeyecek şekilde olduğunu baştan evreni düşünürseniz, baştan o zaman bilim yapmaya gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Ama Kur'an baştan da böyle bir zihniyet ortaya koyduğu için evrene gitmeniz mümkün. Mesela beşincisi, varlığın iyi olduğunu Kur'an'dan görüyoruz. Niye? Çünkü madde Allah'ın yarattığı bir şey. İslam'ı koyduğu şeyde. Yani Platoncu felsefede olduğu gibi maddenin özü kötü ve şekil verilmeye çalışıldıkça ona direnen bir şey olarak gösterilmiyor madde. Bu bana göre bazı İslam öğretilerinde mesela bu konuyla ilgili belli bir açık olduğunu düşünüyorum. Yani maddeyi mutlak anlamda kötü gibi görmek. Oysa Allah'tan uzaklaştırdığı zaman dünya kötü olduğu düşünebilir ama varlık Allah'ın yaratması olduğu için iyi özünde. Aslında varlığa bu şekilde yaklaşırsanız, maddeyi iyi olarak özünde görürseniz, o zaman onu anlamak sizin için daha önemli bir faaliyet haline alır. Altıncısı, din gerekli bir motivasyonu veriyor. Nasıl gerekli motivasyonu veriyor? Siz evren üzerine düşününce, Allah'ın yarattığı sanatı anlayarak, hatta sevap alarak, Allah'ın kudretini anlayarak daha makbul bir kul olacağınızın zihniyetini Kur'an veriyor. Bu da bir motivasyon için oldukça önemli bir Müslüman için. Diğer taraftan diğer medeniyetlere karşı kompleksiz olmak da önemli. Sonuçta tek bir Allah var, evreni yaratan Allah. O zaman kim ne bilgi bulursa bulsun, ister eski Yunanlar olsun, ister Hintliler olsun, sonuçta Allah'ın yarattığı evrenle ilgili bir şeyler bulmuşlarsa, bunlardan da o zaman Müslüman'ın faydalanması için bir sorun, için. Faydalanmaması için evet, bir sorun, bir neden olmadığı ortaya konmuştur birçok evet. İslam düşünürü tarafında. Gerçi buna bazı dirençler de olmuştur ama genel zihniyet bu olmuştur. Böyle bir zihniyet olmasa siz tercüme faaliyetlerini yapamazsınız. Çünkü birçok alakasız medeniyetten tercüme faaliyetleri yaparak onları birleştiriyorsunuz. Hintlerden matematiğini alıyorsunuz. Daha sonra Fibonacci onları İslam dünyasından alıp batıya taşıyıp da çok önemli değişimlerde sebebiyet verecektir. İşte yönetimle ilgili şeyler belki Perslerden alınıyor. Eski Yunan'daysa felsefeyle ve işte geometriyle ilgili şeyler alıyor. Ve bütün bunlar tek bir potada birleştirilip üzerine konuyor. Ama siz diğer medeniyetlere karşı kompleksiz olma gibi baştan zihninizde bir şey olmasa buralara gelemezsiniz. Artı bilim açısından yine önemli bir şey var. Bilgiyi paylaşma. Yani bilgiyi sırf İslam'ın ortaya koyduğu, siz belli menfaatler için araçsallaştırmayı düşünürseniz bilgiyi, o zaman onu paylaşmanıza gerek yok. Mümkün olduğunca onu saklarsınız. Kendi evet, menfaatleriniz için araçsallaştırmaya kalkarsanız onu. Ama Allah'ın yarattığı bir evreni anlama faaliyetinde bilgi bir aracıysa, o zaman bilgiyi paylaşacağınızın da bir mantıksal temeli var. Evet. Şimdi İslamiyet bu tip prensipleri getirip bilimin oluşması için gerekli ciddi bir altyapıyı oluşturmuş. İşte hocalarım da o süreçleri çok iyi bilen, Türkiye'deki önemli uzmanları. Hocam, ondan sonra dünyadaki gerçekten önemli süreçlerin tetiklenmesi bu tip zihin inşalarının sonucunda oluyor. Evet. Hocam siz şimdi Kur'an-ı Kerim'in tabii önemi ve onun yarattıklarından bahsediyorsunuz. Bir çölde vaha gibi ve yeşerttiği bir tohum gibi değerlendirdiniz. Peki hocam İslam'ın bilime bakış açısı nedir? Siz nasıl okuyorsunuz, görüyorsunuz genel olarak? Bilgiye, bilime
uzak duran bir din midir? Yoksa onu kabullenen ve genişleten bir bakış açısı mı görüyorsunuz? Efendim, teşekkür ederim. Caner Hoca esasında çok iyi bir giriş yaptı ama ben onun bıraktığı yerden izin tamam. verirseniz devam Lütfen. Etmek istiyorum. Tabii Kur'an'ın bilime ya da İslam'ın daha genel manada bilime, bilgiye, efendim buna bağlı olarak değere atfetmiş olduğu önemi temellendirebilmek bakımından İslam'ın insanlığa sunduğu Allah, evren, insan ilişkileri modeline bir bakmak lazım. Allah tasavvuru, Tanrı tasavvuru hakkında Kur'an'ın neleri öngördüğünü Caner Hoca gayet güzel özetlediler. Allah-alem ilişkisine de kısa bir temasta bulundular ve onun ne gibi açılımlar sağlandığında madde madde gayet net ortaya koydular. Tabii şimdi her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, en küçük şeyden bile haberdar olan, efendim tek, yegane, biricik, her türlü mükemmelliği zatında bulunduran Allah'ın yarattığı alem, belli ölçüye, belli ilkelere, belli amaçlara dönük olarak yaratılmış olmalı. Bu bağlamda baktığımızda Allah niye evreni yarattı sorusu karşımıza gelir. Kur'an onun cevabını şöyle veriyor. Biz gökleri, yeri ve bunların arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Onları sadece hak olarak yarattık, gerçek olarak yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmez. İnsanları tabii kastediyor. Peki niye yarattı Allah alemi diye sorduğumuzda karşımıza çıkan manzara şu Kur'an'da. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı, insan için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. Buna muvasil çok ayet-i kerime var. Tabii bir program içerisinde bütün bunların ayrıntılara girmek mümkün değil ama bu durum karşısında insanın evren içinde, varlık alemi içerisindeki konumu çok önemli, çok ayrıcalıklı, çok mümtaz, çok yüce bir konum esas itibariyle. Yüce Allah var, alemi yaratıyor ve bunun amacı olarak insanı koyuyor. Şimdi siz insana böyle bir konum, varlık alanı içerisinde koyduğunuz zaman bu bile başlı başına bir motivasyon olur, insana bir özgüven verir, bir sorumluluk da yükler tabii. Bütün bunları açmak mümkün ama netice itibariyle baktığımızda Kur'an insanın önüne adeta vahiy ile peygambere gelen ve insanlara tebliğ edilen Kur'an gibi ikinci bir kitap açmış oluyor. Öyle değil mi hocam? Tabii. Böyle bir yükümlülüğü insanın karşısına koyuyor. Tabii bilen, hikmet sahibi, efendim kudret sahibi bir Halık'ın, yaratıcının düzenlediği evrende, bu evrende insan için yaratılmışsa insana düşen nedir? Onun hikmetini, kudretini görmektir. Böyle bir yükümlülüğü ister istemez. Madem ki bu evren benim için, evet. O halde ben bu evreni, kainatı, varlık alemini yakından tanımalıyım. Efendim onun inceliklerini, ondaki sanatı hocanın gayet güzel işaret ettiği gibi görmeliyim. Ve bunun karşısında benim için bu düzeni kuran, benim için bu kainatı halk eden Allah'a karşı da bir şükran duygusu hissetmeliyim noktasına ister istemez gelir. Yeter ki bu gözle baksın. Bu noktada tabii işin içine değerler sistemi de girer. İbn-i Rüşd'ün gayet güzel bir büyük İslam filozoflarından İbn-i Rüşd'ün felsefe bilim iç içe biliyorsunuz klasik dönemde bir felsefe tarifi vardır. Felsefeye biçtiği bir rol vardır. O der ki felsefe ve dahi bilim ikisi bir arada varlığı, var olanları Allah'ın yüceliğine, kudretine, hikmetine, bilgeliğine delil olması, onu göstermesi bakımından yaklaşabilmektir. Yani ilim anlayışının özünde, İslam'ında zaten bu vardır. Şimdi efendim insan mukayyet, sınırlı bir varlık. Mutlak varlık değil. Sınırlı bir varlığı tanımlamak bakımından, insanın kendini tanıyabilmesi bakımından ne yapması lazım? Kendisiyle varlık arasında ilişki kurması lazım. Bu yeter mi tanıması için? Yetmez. Nasıl ki bir noktayı, uzaydaki bir noktayı belirlemek bakımından koordinatını almak üzere iki düzlem gerekiyorsa, yatay ve dikey, yatay düzlemin bir parçasıyım ben insan olarak, evren.
Peki orada benim kendi tanımlamam mümkün mü? İster istemez dikey bir düzleme, metafizik boyuta ihtiyacımız var. Dolayısıyla Kur'an işte bunu da sağlayarak insanın, evrenin ne olduğunu anlamasına metafizik ve ontolojik bir zemin de hazırlıyor. Buna da daha sonra tekrar dönme imkanı buluruz. Netice itibariyle bir anahtar gibi değerlendiriyorsunuz. Bir anahtar yani. Gibidir efendim. Yani siz şimdi herhangi bir adres bulacaksanız neye göre bulursunuz onu? Yahut herhangi bir arazinin yüz ölçümünü belirlemek üzere şuraya bina yapacağım dediğinizde iki noktayı alır, ona göre onun yerini belirlersiniz. İnsan da sadece kainata dönerek, materyalist bir yaklaşımla, fiziğe yönelerek kendini tanıyamaz, tanımlayamaz. Metafizik bir boyutu katmak zorundadır ki din dediğimiz kurum asıl insana bu ikinci noktayı, ikinci kodu sağlar. Bu kodu aldıktan sonra insan kendini tanır. Kendini tanıdıktan sonra sorumluluklarını, kapasitesini, potansiyelini, imkanlarını, fırsatlarını yakalar ve olması gerektiği gibi olmaya başlar. İşte dinin, İslam'ın asıl insana sağladığı en temel açılım budur. Bunun ayrıntılarını zaten Caner Hoca gayet güzel madde madde ortaya koydu. İşte bu yüzdendir ki adına cahiliye dediğimiz bir dönemden sonra o cahiliyeyi yaşayan hayatının belli bir bölümünde insanlar birdenbire değişmişler, dönüşmüşler. İnsanlığın görebildiği en büyük devrimi, inkılabı gerçekleştirmişler. Nerede? Bilimde, düşüncede. Nerede? İnsan ilişkilerinde. Nerede? Hakta, hukukta, adalette. Nerede? Ahlakta. Ve dolayısıyla bunun sırrını burada aramak lazım. Zaten İslam'a gelmeden önce de eğer bir medeniyet kurulmuşsa, eski çağlara doğru geri gidelim, onun temelinde de bir inanç sistemi vardır, bir din vardır. Ve bizim inancımıza göre, İslam'ın öğretisine göre de bütün o dinler, insanlığın ilk insan Hazreti Adem'den bu yana gelen ve medeniyete beşiklik etmiş bütün dinler semavi dinlerdir ve onların hepsinin adı da İslam'dır. Hepsini toparlayan genel bir bir şemsiye gibi kapsayan bir şey olarak değerlendiriyorsunuz yani. Evet, yani İslam'ın. Din olmazsa, metafizik boyut katılamazsa oradan bilim çıkmaz, oradan sanat çıkmaz, oradan değer çıkmaz, oradan hak, hukuk, adalet çıkmaz. Evet. Peki önemli şimdi bir bilim tarihçisi olarak hocam size dönelim. Hani İslam'da özellikle bu bilgiye bakış, işte bilime bakış filan bunları konuşuyoruz. Önemli bilim adamları, düşünürler o dönemden çıkan kimler vardır mesela, bize biraz anlatsanız. Elbette şimdi gerek Hüseyin Hocam, gerek Caner Hocam o kadar güzel bir giriş yaptılar ki açıkçası şu noktada ya iki tane bir soru ortada var. Bunlardan birisi benim açımdan baktığımızda bir bilim, bir de tarih. Hmm. Açıkçası bu iki kavramın da biraz açıklanması lazım. Bilim dediğimiz zaman ne anlayacağız? Günümüzde, tarihte bugünkü şekilde bir bilimden bahsedebilir miyiz? Tabii insanoğlu yaratılıştan itibaren sürekli gelişme içerisindedir. Tabii ki bilime ve diğer kültür unsurlarına yaklaşımı tarih boyunca birikimleri sayesinde değişmiştir ve gelişmiştir, devinmiştir. Yani İlk çağlardaki gibi artık bilime bakmıyoruz. Hmm. Din de aynı şekilde ilk çağlardaki gibi değil. Daha farklı, daha modern yaklaşım. Dolayısıyla günümüzdeki şartlarda, tekniklerde, imkanlar içerisinde tarih boyunca bilim her zaman böyle bir imkana kavuşmuştur şeklinde düşünürsek, geriye doğru gittiğimizde bir takım yanlış yargılara, bir takım ön yargılara, hatta zaman zaman atalarımızı tenkit etmeye, hatta hiçbir şey yapmamışlar gibi böyle bir garip bir anakronistik bir yaklaşım ortaya çıkar. Dolayısıyla tarihin ve bilimin iyice anlaşılması gerekir. Bilim tarihi açısından evet. Baktığımızda. Aynı şey tabii ki din ve din tarihi içinde, felsefe tarihi içinde söz konusudur. Sanat ve sanat tarihi içinde söz konusudur. Dolayısıyla kavramları daha net, daha belirgin ortaya koyduğumuzda toplumun geniş kesimleri, geniş kitlelerde bu kavramların
hiç olmazsa ön yargıdan uzak değerlendirilmesinde bir kolaylık sağlayacak. Evet. Hocam bir saniye burada sözünüzü böleceğim çünkü bir araya gitmemiz lazım. Dönüşte biraz o kavramların netleşmesinden konuşalım. Hem de o düşünürler ve önemli kişiler üzerinden örneklendirelim. Kısa bir aramız var sevgili izleyiciler. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Farkında mısınız da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araya gitmeden önce hocam sizinle konuşuyorduk. Evet. Hem bilim bir tarafta hem tarih ikisini birleştirilmesi bilim tarihi açısından biraz çizgileri netleştirelim diyordunuz. Evet. Biraz hakikaten bizi izleyenlere de anlatır mısınız? Bilim tarihi hem çok özellikli bir nokta yani spesifik bir bölüm. Siz de onun uzmanısınız. Ne yapıyorsunuz biraz belki biraz onu anlatmak lazım. Oradan başlayalım. Kısaca ben mesela ilk öğrenciler geldi, ilk derse başladığımda soruyorum bilim nedir diye. Hı hı. Sınıfta kaç kişi var? Farz edeyim 40 kişi var. Tabii ki 40 farklı cevap alıyorum. Evet. Burada düşünüyorum yani neden 40 farklı cevap? Demek ki bilim karşısında net bir şey yok toplumun veya... Aklımızda net bir tanım yok. Tanım yok. Dolayısıyla... Ne yaptığımızda bilim veya ne yaptığımızda sanat oluyor noktasını biraz daha belirginleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan tarihi sorguladığımda tarihi. Ha bu arada din nedir diye sorduğumda hiç cevap alamıyorum. Orası ayrı bir mevzu ama hocalarım burada çok güzel anlatıyor. Şimdi burada iki net cevap alırız diye tahmin ediyorum sonra. Gerçekten biz bazı kavramları bir ön yargı olarak kabul etmişiz ama gerçekten neyi kapsadığını, çerçevesi ne olduğunu çok da iyi bence irdelemediğimiz düşüncesindeyim. Bilim tarihi, tarihe geldiğimizde aslında tarihte ne atalarımızdan hesap sormak peşindeyiz, ne övünmek, böbürlenmek veya gururlanmak peşindeyiz. Ki ikisini de yapıyoruz. İkisini de bol bol yapıyoruz tabii. Hamaset zaman zaman iyidir. Evet. Fakat neticede bilim çok önemlidir. Dolayısıyla tarih bize sadece geçmişte herhangi bir şeyi değiştiremeyeceğimiz kesin. Tabii. Geçmişin noktasına virgülüne dokunamayız. Ama geleceği kurgulayabiliriz. Bu noktada kurgulamamızda bize en fazla yardımcı olacak unsurlar tabii ki kültürümüzdür. Burada sanattan, dinden, teknikten, bilimden ve felsefeden bahsedebiliriz. Biz tarih bize bunu gösterir geçmişte. Dolayısıyla bilimi veya bilimde yeni bir takım söylemler geliştirmek istiyorsak tarihe bakmamız gerekiyor. Ve gerçekten günümüzde Türkiye'de bilim deyince herkesin hiç olmazsa ortak olarak müşterek bir paydada toplanacağı bir kavram oluşturmamız gerekir. Artık epistemolojik veyahut da biraz bilgiye dayalı bir bilimden değil. Ama çünkü bilgiye herkes şu anda ulaşabiliyor. Evet. Ve çok rahat ulaşabiliyor. O zaman biz artık yeni bir tarz bilim oluşturmalıyız ve bu bilimde muhakkak surette yaratıcılığa yönelik olmalı. Biz bilim tarihi deyince özel bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'nin bilim tarihinde çok önemli bir dünya çapında bir rolü vardır. Bu belki de sadece bu konuyla ilgilenenlerin bilebileceği bir şey. Ama dünyadaki ilk bilim tarihçilerinden biri de Türk'tür. Öyle midir? Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt dışına göndermiş olduğu Ordinaries Profesör Aydın Sayılı Bey, Amerika'da George Sarton ki akademik disiplin olarak bilim tarihini kuran kişi, onun yanında doktora yapmıştır. Bilim tarihçisi bilim tarihçisidir. Evet. Bugün 5 liralık banknotlarımızın arkasındaki resmi Ordinaries Profesör Aydın Sayılı Bey bir bilim tarihçisidir. Bilim tarihi tabii ki son 20 yılda bütün dünyada değişti. Daha modern bir tarzda ele alınır oldu. Ve Türkiye'de de 1980'li yıllarda özellikle İstanbul'da kurulan bir takım kurumlar ki bunların başında işte Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümü içerisinde ana bilim dalı olarak kurulan bilim tarihi ana bilim dalı ki Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu tarafından
kuruldu ve bütün programı belirlendi ve bu program Dünya Bilim Tarihi Kongresi'nde örnek bilim tarihi eğitimi programı şeklinde kabul gördü. Evet, yine de işte biraz hem bilime belki millet olarak hem tarihe zaman zaman uzak kaldığımızı düşünmek mümkündür herhalde. Mümkündür. Hocam genel olarak bu dünya bilim tarihi açısından İslam dünyasında ortaya çıkan görüşlerin hangileri ne tür önem taşıyor? Evet. Onları size soracağım ama ondan önce siz lafınızı da unutmayın lütfen. Caner hocama da sorayım bu özellikle az önce hocamın da anlattığı İslam'ın bilgiye, bilime yaklaşımını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da bir kısa sizden de bir görüşünü almak istiyorum hocam. Biz bilgimizdeki eksikliklerle değil yani artan bilgimizle Allah'ın sanatına tanıklık ederiz. Bu bana göre çok önemli. Özellikle felsefe açısından bunu vurgulamakta fayda vuruyorum. Niye? Çünkü özellikle bir takım kimseler, yani bana göre bazı kötü örneklerde, belli şeylerde bilgimiz eksik olursa biz orayı işte Allah'la doldururuz gibi düşünmüşlerdir. Felsefe literatüründe bunlara God of the Gaps argument, yani boşlukların tanrısı argümanları denir. Bakın işte ben kalbim nasıl çalışıyor bilemiyorum, kalbim atıyor, demek ki kalbi Allah yarattı. Bu şekilde argümanlar kurarım demişlerdi. Bu yüzden yani cehaletin üzerine argümanları inşa edecek şekilde formülasyonlar yapmaya çalışmıştır. Fakat biz Kur'an'ın demin de ilk programın başındaki ayetlerine dikkat edersek bu şekildeki argümanlar yok. Hani siz bunu bilemiyorsanız demek ki bakın Allah yaptığı şekli hiçbir yer ifadeye rastlamıyorsunuz. Tam tersi siz canların yaşantısına bakın, evrene bakın, bunlardan sonuçlar çıkartın, bunlarda Allah'ın delilleri vardır diyen bir zihniyet görüyorsunuz. İnsanın bedenine bakın, insanın nefsine bakın, ondan sonuçlar çıkartın diyen bir zihniyet görüyoruz. O da nedir? Yani bilgilerinizdeki eksiklikleri hareket noktası yapmayın, bilginizi arttırarak artan bilginizin üzerine argümanlarınızı kurun. Allah'ın sanatına öyle tanıklık edin. Öyle Allah'ın sanatına hayranlık duyun diyen bir bakış açısını Kur'an'dan görüyoruz. Yani kalple ilgili örneğe dönersek kalbin işte temiz kanla kirli kanı nasıl çevirdiği, kapakçıklarını, diğer fonksiyonlarını öğrenirsek, onun sistemini biz daha iyi bilirsek aslında Allah'ın sanatına daha çok tanıklık ederiz. Modern dönemdeki din felsefesinde de bu anlayış ön plana çıkmıştır. Biz fizikteki, evrendeki hassas ayarları anlayalım, bakın onlardan Allah'ın varlığına gidebiliriz denmiştir. Nitekim de işte elektromanyetik kuvvetten, güçlü nükleer kuvvetten, zayıf nükleer kadar birçoğundaki bunların insanın varlığı olanaklı kılacak şekilde hassas ayarlar olduğunu görmüşüzdür mesela. İnce ayarlar mevzu. Evet. Bu da nedir? Yani görüyoruz ki bunlarda o kadar çok hassas ayarlar var ki bunlardaki ufacık bir değişiklik insanın varlığını imkansız kılar. Bırakın insanın varlığını, herhangi bir yıldız, gezegen oluşamıyor. Evren sadece bir enerji yığına dönüşüyor bunlardaki ufacık bir değişiklik. Biz bunun argümana nasıl varıyoruz? Yani bilgimizdeki eksiklikle mi vardık? Hayır. Fiziğin bize sunduğu en son verilerin neticesinde vardık. O yüzden aklı güçlendirmek imanı güçlendirir. Akılla iman farklı şeyler değildir. Bunu birçok yerde anlatmaya çalışıyorum. Yani halk arasında benim çok sevmediğim böyle uyduruk hikayeler var. Yani Kur'an'ın hiçbir yerinde olmayan hikayeler ve halk nedense bu hikayeleri çok seviyor. Yani bu hikayelerde genelde şöyle oluyor. Bir kişi işte Allah'ın varlığıyla ilgili 30 tane İşte şey anlatmış, delil anlatmış ve Allah'ın varlığını nasıl anladığını, sanatını anladığını anlatmış. Diğeri de demiş ki işte sen demek ki 30 defa şüphe etmişsin demiş. Ha. Şimdi halk arasında buna benzer çok hikayeler var. Bu hikayelerle genelde anlatmak istenen şey siz hani bu tip şeylere gidiyorsanız, yani Allah'ın varlığıyla ilgili delil alıyorsanız, Allah'ın sanatını takdir edecek şüpheleri değerlendiriyorsanız demek ki şüpheniz var. Aslında bu tip şeyle böyle ince bir şekilde sanki Allah'a güçlü bir iman görüntüsü verilip aslında evren üzerine aklı çalıştırmak, evrende Allah'ın sanatını takdir etmeyle ilgili mantığın ince bir eleştirisi var. Ve aslında Kur'an'ın koyduğu ifadeler dikkat edin hiç böyle bir şey yok. Hep halk arasındaki uydurma hikayelerde böyle şeyler çıkıyor karşınıza. Evet. Ben diyorum ki madem bana halk arasında bunun çok versiyonları var falanca işte isimlerini vermek istemiyorum falanca kişi demiş de. Ben diyor ki ya tabi bu kadar çok versiyon var da Kur'an'da bu anlama gelecek bana bir tane de ayet göster. Hani bilgimizdeki eksiklikleri evet. Bizim bilgimizin artması Allah'ın sanatını daha çok takdir etmemizi yol açar. Kur'an'da da mesela başka ayetlerde geçiyor. İşte Allah'ın nasıl yarattığına bir bakın. Ondan sonra diyor ki Allah da ahireti aynı şekilde yaratacaktır diyor. Yani Kur'an evrendeki şeyi anlamayı Allah'ın sanatını anlamanın bir aracı olarak gösterdiği gibi ahireti de Allah'ın yaratacağı ne kadar kolay olduğunuzu anlamamızı bir aracı olarak veriyor. Çünkü siz bunları gördüğünüzde, Allah'ın yaratmasını gördüğünüzde ve bunları yoktan yaratan, bu kadar ince planlayanın yeniden yaratması çok kolaydır anlıyorsunuz. Evet. Veyahut da evrendeki Allah'ın ince yaratışlarını anladığınızda, çünkü bu yaratışların hepsi bir süre sonunda ortaya çıkmış.
sürecin her anına müdahale eden bir Allah kavramı zihninizde daha iyi oluşuyor. O zihninizde daha iyi oluştuğu zaman Allah benim dualarıma cevap verebilir de daha iyi anlıyorsunuz. Niye? Sürecin her anına müdahale eden bir Allah varsa demek ki her an duaları da daha iyi duyuyordur. Evet. O yüzden Allah'ın yarattığı evreni üzerine düşünmek, sonuçlar çıkarmak çok önemli. Kur'an'ın bizi yönelttiği bir şey. Dualarımızı her an Allah'ın işittiğini anlamamız için. Ahireti yeniden Allah'ın yaratacağını anlamamız için. Bu ilişki kurduğumuz sürekli maddenin Allah'ın kontrolünde bir varlık olduğunu anlamamız için çok önemli. Evet. Hocam örneklere ne diyorsunuz? Sanırım kulaktan kulağa o dolma bilgiler daha çabuk yayılıyor insanların insandan insana ve onlar da katlayarak, değişerek, çeşitli bilgi kirliliğiyle artarak yayılıyor. Hocam itiraz ediyor o bilgilere. Tabii çok isabetli itiraz ediyor. Ben biraz önceki konuşmada kaldığım yerden izin verirseniz devam ederek tabii, o noktaya gelmek isterim. Şimdi ilk konuşmada dedik ki insanın evrendeki yeri çok mümtaz, çok seçkin, çok ayrıcalıklı, çok yüce bir mevki. Peki bu nereden kaynaklanıyor diye yine Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığımızda ayetler, tabii metinleri okuma şansımız yok. Tamamen insanın insana özgü, ona özgü yapısıyla ilgili. Nedir bu? İnsana gözler, kulaklar, beş duyu, efendim kendi iç dünyasında olup biteni hissetme, yani gönül, duygu boyutu, efendim dış dünyayla bağlantı kurduktan sonra oradan aldıklarını soyutlayarak kavramlara ulaşma yeteneği, yani düşünme yeteneği, akıl verilmiş. Onun dışında insan bu bilgisi, duygusu, efendim soyutlamaları, beklentileri çerçevesinde olumlu olumsuz yapabilme yeteneğine sahip. Yani disarmonik denen iki boyutlu, hep aynı konuda hem şöyle yapabilir hem böyle, hem olumlu şeyler hem olumsuz, bu yapısından kaynaklanıyor esas itibariyle. İnsan dışındaki diğer varlıklara baktığımızda onlar tek düze. Yani kuş hep kuştur. Arı hep arıdır. Kendisinden beklenenin dışında başka bir şey yapamaz ama insan öyle değil. Dolayısıyla insanın bu yapısı hayatın onun için bir müsabaka alanı, bir imtihan arenası haline dönüşmüştür. Burada ister istemez yine ben değerlere gönderme yapacağım. Çünkü gerek Mustafa Bey hocam, gerekse Caner Bey, alanları ve konuları itibariyle hep müsbet bilimlere, pozitif bilimlere, fizik dünyaya dönük bilimlere dikkat çekiyorlar. Hem aynı konuları tekrarlamamak adına ve genellikle ihmal edilen ve asıl insanı insan yapan bu insani, beşeri, toplumsal bilgilere de ben biraz işaret etmek istiyorum. Netice itibariyle Kur'an'a baktığımızda insana ne sunuyor? İslam insana bilginin mümkün olduğu gerçeğini sunuyor. Senin bilme yeteneğin var. Nedir onlar? Duyuların, duyguların ve aklın. Bunu çok net ortaya koyuyor. Peki bu kaynakları, bu bilgi vasıtalarını ben nereye yönlendireceğim diye sorduğunuzda yine Kur'an'ın, İslam'ın vermiş olduğu bir cevap var. Bir, önce kendi nefislerinize, enfüs. Nedir bu nefis? İnsanın kendi maddi yapısı, psikolojik yapısı. Az önce Mustafa Bey hocamın işaret ettiği gibi tarih dediğimiz, yine insanın ürettiği, insanın eylemlerinden, kararlarından, efendim yanılgılarından, isabetlerinden oluşan koskoca bir hazine var tarih diye. Evet. Oraya dönecek. Kendine bakacak, tarihe bakacak. Elindeki ayrıca verilere. Evet. Ayrıca nereye bakacak? Caner Bey çok ustalıkla ifade ediyor bunları. Evrene bakacak. Evet. Yeter mi? Az önce ben dedim ki bir ikinci boyut lazım. Evet. Yeter mi? O metafizik boyut, ulvi alan, ilahiyat alanı, Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlığa bir ikram olarak, efendim bir kurtuluş reçetesi gibi sunduğu vahye bakacak. Kur'an'a bakacak. Yine vahiy mahsulü diğer kutsal metinlere bakacak. O kaldığı kadarıyla. Ve dolayısıyla dört kaynak var önümüzde. İnsanın kendisi, kendi yapısı, maddi manevi yapısı, tarih dediğimiz alan, ayrıca kainat, bütün bunları anlamlı kılacak ve insanın insan olmasına hizmet eder hale getirecek vahye bakacak dönüp. Yani benim duygularım oradan beslenecek, benim aklım oradan beslenecek, hepsi ona göre kendini çek edecek, kontrol edecek, istikamet üzere olacak. Az önce hocam buyurdular ki işte bir takım yanlış anlayışlar var.
efendim boşluk üzerine imanı inşa etme vesaire meselesi. Evet. Şimdi bizim toplumumuzda sadece inanarak yani. Bizim toplumumuzda genel yapı bilgiyle, ilimle imanı dini ayırmak üzerinedir. Evet. Maalesef bu hep böyle yapılır. Halbuki insan bir bütün olduğu gibi insanın ürettiği şeyler de bir bütündür son tahlilde. Şimdi insanlar bildiklerini yapmazlar. Bizim birçok bildiğimiz şey vardır ama hiçbirini uygulamaya geçirmeyiz biz. Davranışa dönüştürmeyiz. Ya o bildiklerimiz içinden inanca taşıyabildiklerimizi biz hayata aktarırız, yaşarız. Ve ben buradan hareketle şöyle bir formülasyon koyuyorum. Bilmiyorum hocalarım ne derler. Bilginin inanca dönüşmesi için bilgiyi üreten akıl dediğimiz yetimizle o duygu dünyamızın el ele tutuşması lazım, izdivaç etmesi lazım. İnanma ya da iman akılla gönülün duygu dünyasının örtüşmesinden, kol kola girmesinden, bütünleşmesinden kaynaklanır. Bunu yapamadığınız sürece hiçbir değeri ortaya koyamazsınız, hiçbir davranışı temellendiremezsiniz ya da bilgileri davranışa dönüştüremezsiniz. Dolayısıyla şimdi tehlikeli olan bence bilginin ve aklın ve bilimin biraz yüceltilmesi değil, tam tersine duyguların yüceltilmesidir. Ki Kur'an da zaten buna hep işaret eder. Eferâeyte men ittehaze ilâhehu hevâhu derken budur. Evet. İnsanın duygularını, kuruntularını, ki, kuruntularını, tutkularını, evet, putlaştıranı gördün mü diye. Hubbu şehevat vardır. Arzuları, istekleri, eğilimleri tutkuyla yüceltme meselesidir. İnsanı yanlışa sürükleyen budur. Ve dolayısıyla ilim olmadan, bilgi olmadan ve bu bilgiyle bu duygular bütünleşmeden bu duygulara köle olmaktan insan kurtulamaz. Duyguları aklın, bilginin, ilmin, şu söylediğimiz kaynaklardan beslenen ilmin kontrolüne, efendim çerçeve çizmesine, sınırlamasına terk etmekten başka çare yoktur. Bu da cehaletli olmaz. İlimden, akıldan boşalan yeri tutkular doldurur, alışkanlıklar doldurur, yanlış inançlar doldurur. Peki hocam, şimdi İslam dünyasında özellikle bir dönem o 9. yüzyılda 13. yüzyıl arasında büyük başarılar var, büyük medeniyet kurulmuş. Sonra ne oluyor peki? Sonra i̇şte efendim, oradan işte tutkulara nasıl geçiliyor? Evet, tam yani yerinde, tam yerinde, şey... tam yerinde bir soru sordunuz. Evet. İşte İslam Hazreti Peygamber'in önderliğinde ve örnekliğinde yaşandığı dönemde akıl, bilgi, bilme, duyguların, yanlış inançların, batıl itikatların kenara itildiği ve bilginin, ilmin hakim olduğu dönemlerde yükselişe geçmişiz. Hı hı. Bir dönem gelmiş ki biz bu akılla olmaz bu işler. Akıl efendim ahşap tahta bacaklı attır, bununla Allah'a gidilmez ya, gönlün ferman dinlemeyen, ölçü tanımayan, kural kabul etmeyen fırtınaların önüne bırakmamız lazım ki biz hakikate ulaşalım anlayışı. Sahte bir irfan egemen anlayışı olduktan sonra içi boş bir irfan anlayışı, efendim temelsiz bir duygu dünyasına yelken açtıktan sonra biz tepetaklak olmuşuz. Tabi bunu çok ayrıntılı analiz etmek lazım. Nerede, nasıl oldu, bütün bunlara girmek lazım ama tabii vakit temel buna el vermiyor. Belki özel oturumlar yapmak yani, lazım bunun için. Belki daha iyi anlaşılması açısından şöyle bir meseleye gündem. Günümüzde tabii ki bilim çok çeşitli ama çok da basite indirgenmiştir. Şöyle, gözümüzle burnumuz arasında birkaç milimetre mesafe var. Ama göz doktoruyla burun doktoru farklıdır. Yani bilimlerin çok çeşitlendiğini söylemek istiyorum. Dolayısıyla bir insanın bütün dünyada günümüzdeki bütün bilgileri ve bilimleri deruhte edip bütün hepsine ulaşıp insanı kamil olması mümkün müdür? Bu noktada belki daha iyi anlaşılması açısından söyleyeyim. Ne yapmak lazım? Soralım ama aradan sonra cevabını alalım. Hocam gene sizle araya gidiyoruz ama sizinle başlayacağım. Kısa bir aramız daha var. Bu sorunun cevabıyla döneceğiz.
Din ve bilimi konuşuyoruz. Farkında mısınız da bu araya gitmeden önce hocamda kalmıştım. Hocam ama nerede kalmıştık? Hatırlıyor muyuz? Hatırlıyorum. Belki biraz kültürümüze, yani birikimimizi biraz kategorize edersek olay daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi insan kültür unsurlarına, daha doğrusu insan entelektüel üretimlerine baktığımızda, bu belki biraz batı tarzı bir olaya yaklaşım diye görülebilir ama netice olarak bizim bu kategoriler içerisinde ürettiklerimiz din, bilim, sanat, felsefe ve teknikten ibaret olduğunu görüyoruz. Yani bütün üretimler, entelektüel üretimlerimiz bu beş kategoride toplayabiliriz. Ve ben inanıyorum ki bilim tarihçisi olarak bu unsurların hiçbiri diğerinden daha değerli veya daha üstün değildir. Hmm. Eğer insanoğlu bir şeyi, evreni anlamak istiyorsa, bir yerlere ulaşmak istiyorsa veya iyi bir mümin, iyi bir kul olmak istiyorsa bu beş entelektüel üretimi gerçekleştiriyor. Ama burada biraz ayırmak lazım. Yani bilim insanıyla sanatkarı veyahut bir din adamıyla bir teknik adamı, bir düşünürü ayırmak lazım. Dolayısıyla hepsi kendi kulvarında bu insanlığın yücelmesi noktasında ortak bir çaba içerisinde. Çünkü toplanan bütün birikim bir yerde toplanıyor ve insanlar geleceklerini kurgulamak ve geleceklerinden, nesillerinden emin olmak için bu havuzdan diyelim, hı hı, bu birikimden faydalanıyor. Ama faydalanabiliyor mu yeterince? Tabii ki. Hele günümüzde. Hocam, günümüzü bir tarafa bırakalım. Pardon, gene sözünüzü bölüyorum ama mesela sizin uzmanlık alanınız Osmanlı. Osmanlı, evet. Yine evet, Osmanlı tarihini hani biraz bakarsak, onların, Osmanlı'nın bilime, felsefeye yaklaşımı nasıldı? Aslında mesela çok o dönemki, iyi bir örnek. İşte medreselerde eğitim nasıldı? Yani biz çok güzel bir örnek. Onları Osmanlı, da bekleniyoruz. Çünkü Osmanlı mensup olduğu bir geçmiş, hem soy olarak diyelim, evet, Türk ve hem de Müslüman olarak bir mirasın üzerine kuruldu. Selçuklu mirasının üzerine, evet, kuruldu. Ve at sırtında girdiği Anadolu'da uçaklarla şu anda dolaşıyor. Yani bu gelişimi de belki net bir şekilde göstermek için. Bu, hı hı, söz de Profesör Ekmelet İnsanoğlu'ya aittir. Orada ben de hocamdan izinsiz bunu burada bahsetmiş olayım ama gerçekten gelişim bu. At, hı hı, sırtında geliyorsunuz ama uçak kabininde terk ediyorsunuz veya işte bazı devam bölgeleri ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Evet. Osmanlı iyi bir örnek. Niye? Her medeniyet kendisinden önce gelmiş olan medeniyetin mirası üzerine kuruluyor. Evet. Bu o bilgiye sahip, evet, olarak mesela, en azından. Mesela İslamiyet'in ilk yüzyıllarında özellikle işte Bağdat kurulduktan sonra bakıyoruz. Müslüman alimler dünyadaki bütün eserleri tercüme ediyorlar. İstisnasız. Nasıl bir eğitime sahipler ki bütün hepsini? Bütün hepsini anlamak istiyorlar, evet, öğrenmek anlayayım istiyorlar. Bir zihniyet önemli, yani sırf eğitim, evet, eğitim olur da yani. Nedir? Bu defa o birikim daha önceki kültürlerin birikimi oldu. Evet. Yani eski antik Yunan'dan tutun Mısır'ın. Yani onları ötelemiyorlar. Yani, hayır. Aksine onlardan, evet, da bir şeyler, evet, almak istiyorlar. Ama bakıyoruz ki 13. yüzyılda Avrupa'da yeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Farklı bir anlayış ortaya çıkıyor. İşte Endülüs'te. Bir anda ama tercüme duruyor ve artık orijinal üretim başlıyor. Gerçekten bugün dünyada bilim adına söyleyebileceğimiz hemen hemen her konunun modern anlayışla, modern bir yaklaşımla bilim haline, disiplin haline gelmesi Müslüman alimler sayesinde oluyor. Evet. Hocam, ama bunun üzerine, evet, mesela Osmanlı'ya bakıyoruz, bütün bu kültürü alıyor, daha rafine işler yapıyor. Ancak Galileo ile birlikte birçok şey değişiyor tabii dünyada. Ben şunu söylemek istiyorum. Son şeyde bilim dediğimiz hadise sadece bir konuya, ki bu fizik, matematik veyahut da astronomi değil, ama analiz edilen her konu bilim olarak değerlendirilmeli diyorum. Dolayısıyla Osmanlı'da yapılmış olan birçok, hatta zaman zaman küçümsemek için de şerh ve haşiyelerle uğraşıldı derler. Hı hı hı. Ama aslında o şerh bile ve haşiye bir konuda yapılan inceleme demek. Evet, zaten araştırmanın zaten ta kendisi, evet, anlamına ta kendisi geliyor. Peki hocam, Endülüs dedi. Hocam
Endülüs. Hocam Endülüs'te de hocam. Endülüs'te önemli bir dönem mi? Nasıl görüyorsunuz İslam bilimi anlamında? Şimdi efendim tabii Endülüs İslam tarihinin gerek siyasi anlamda, gerek kültürel anlamda, gerek sanat, gerek bilim, gerek düşünce felsefe anlamında önemli bir parçası. Hı hı. Batıya açılan kapısı bir bakıma. İşte Doğu İslam dünyasında merkez Bağdat, Bağdat etrafında oluşan müthiş bir ilmi ve felsefi atmosfer. İşte Farabiler, İbn Sina'lar, Kindiler, Biruni'ler, İbnül Heysem'ler. Öbür tarafta da Endülüs'te de İbn Bahçe öne çıkan belki ilk isim, İbn Tufeyl, İbn Rüşd'le devam eden ve 700 yıl İslam aşağı yukarı İslam hakimiyetinde kalan, sanatıyla, felsefesiyle, bilimiyle, teknolojisiyle çok önemli bir kapı, önemli bir yer. Galileo bir astronomi alimi. Mesela Galile'den önce işte Biruni'ler, Bitruci'ler, yani Biruni diyorum, İbn-i Bahçeler, Bitruci'ler, İbn-i Rüşler astronomi alanında ve diğer birçok alanda Zerkali olsun. Evet, çok önemli açılımları zaten yakalıyorlar. Esas itibariyle orada da Endülüs'te de var ama az önce kaldığımız, işaret ettiğimiz bu irfan, duygu vesaire meseleleri orada biraz daha efendim o gelenek, Aristocu geleneğin devamı gibi ama özellikle farklı dinlerle daha çok iç içe oldukları için Yahudiler, Hristiyanlar vesaire, evet. Bu gerçek İslam dünyasının her tarafında var ama biraz daha bu din felsefe ilişkisi orada daha bir canlı tartışılmış. Bu tarafta da var esas itibariyle. Oradaki tartışılma durumu biraz daha farklı. Ve bu çerçevede din bilim, din felsefe ilişkilerini sürekli gündemde tutan ve belki çalışmalarının büyük bir kısmını buna hasreten bir İbn-i Rüşd var. Bilimle dinin başka taraflarda ayrıştırılmak suretiyle ikisinin kulvarı farklıdır denerek çözülmeye çalışılan bu ilişki Endülüs'te İbn-i Rüşd tarafından tam tersine ikisinin el ele tutuşması şeklinde çözülmüştür. Dinle bilim çatışmaz esas itibariyle. Çatışıyor gibi gözüküyorsa, evet, bu gerek bilime gerek dine bakış açısındaki efendim bu ilişkiyi yorumlamada temellendirmede izlenen yöntemdeki, metodolojideki bir takım eksikliklerle ilgilidir. Dolayısıyla bu ikisi birbirini bütünler, bu ikisi birbirini destekler, bu ikisi birbirini efendim daha da gelişmesine, motive olmasına yardım eder anlayışıyla meseleye yaklaşmıştır. Ve netice itibariyle din-bilim ilişkisinde belki bugün de bizim önümüzü açacak son bir tespiti ortaya koymuştur. Batı, efendim, gerek Endülüs üzerinden, gerekse Sicilya üzerinden 11. 12. yüzyılda başlayan bir süreçte İslam medeniyetinin, İslam filozof ve alimlerinin ortaya koyduğu eserleri biz nasıl daha önce antik Yunan'dan, efendim Hint'ten, evet, eski İran'dan vesaire eserleri tercüme etmiş, almış. İşte az önce işaret ettiğim ve bu tarihe yönelmedir bu netice itibariyle. Batılı da bu defa Haçlı seferleri vesaire ve zaten ilişki içinde oldukları bu dünyanın ilmine, eserlerine büyük ilgi duymuş ve müthiş bir tercüme hareketi başlamıştır. İşte o tercüme hareketidir ki hocamın alanı esas itibariyle. Batı'da Rönesans'ın ve arkasından da reformun yaşanmasını getirmiştir. Çünkü bizim inanç sistemimiz İslam, insana çok mümtaz bir yer veriyor. Kainat içerisinde insanın önüne yeni ufuklar açıyor, onu motive ediyor. Efendim, dindar olmanın, Allah'a olan inancın kökleşmesinin yolu olarak kainata, kendi yapısına, tarihe ve vahye yönelmeyi emrederken başta Caner Hoca işaret etti. Batı Hristiyan dünyasında bilemediğime inanırım anlayışı. Bir şeyi anlayamıyorsam, izah edemiyorsam ben ona inanırım anlayışı egemen. Tabii bu da bilimin önünde önemli ölçüde bir ket. Tabii İslam dünyasında dinle iç içe bilimin gelişmesini görünce bakıyorlar kendi inanç sistemlerinde bir aksaklık var. Reform gibi müthiş bir ihtiyacın içine giriyorlar ve bunu yapıyorlar. Bunu yaparken tabii
ayrı bir konu. Ama dini tamamen hayatın dışına iterek bunu yapma durumunda kalıyorlar. Halbuki biz de dindarlaştıkça bilim arttı. İlim bilgi arttıkça dindarlaşma ve ahlaki olgunluk, toplumsal ilişkiler, efendim sanat, edebiyat, şiir, estetik daha da gelişti. Orada tam tersi bir durum. Şimdi bugünden bakıldığında bizim entelektüel kesimlerimizi, efendim işte bilim adamlarını, bir kısım bilim adamlarını zora sokan, yanıltan, bocalatan da tam bu nokta. Bu iki dünyanın inanç sistemlerindeki temel farkı görememe, idrak edememe. Ondan dolayı biz de bilim yapacaksan kardeşim dini it bir kenara diyenler vardır. Peki hocam, siz dindarlaştıkça bu hani gelişim arttı dediniz az önce, ama o 9 ve 13. yüzyıl arasındaki o hani medeniyetin gelişmesi, düşünce sistemleri, alimler vesaire, onlar bugün baktığımızda yani dindarlık bitti mi, ya da hayır, yeteri kadar dindarlaştık ve bundan sonrası yine, yok mu? Dindarlık yine bitmedi ama evet. O dönemde yani iki tane müthiş müthiş bir facia geldi İslam dünyasının başına. Birisi doğudan gelen Moğol istilası, diğeri batıdan gelen Haçlı seferleri. Tabi bu siyasi ve sosyal hayata allak bullak etti, alt üst etti. Böyle dönemlerde insanlar ne yaparlar? Duygusallaşırlar. O duygusallaşma ortamında dini de bilimi de duygusal olarak yorumlayan bir takım anlayışlar gelişti. Efendim evet. Adına bizim teosofi dediğimiz bir anlayış ortaya çıktı. Tasavvuf teosofi haline dönüştü. Başta bir ahlak, bir erdemlilik hareketi olan tasavvuf, evet, felsefeden, bilimden doğan o hengamede, o hercümet içlerinde doğan boşluğu teosofiyle doldurmaya yeltendi ve işler tersine döndü. O böyle bir ara çözüm gibi mi doğdu demek istiyorsunuz? Çok şey diyeyim, yani bir kaba bir resme bakarsak 7. ile 9. yüzyıl hani İslam'ın yükseliş yüzyılı. Evet. 9 ile 13 arası dünyada belki en üstün medeniyet olduğu yüzyıl. Evet. 13 ile 16 arası bir durgunluk dönemi. Hı. Ne Batı'nın ne İslam aleminin üstün olmadığı bir dönem. 16 ile 21. yüzyıl arasında da açık olarak Batı'nın üstün olduğu bir dönem. Yani evet, bunu bu şekilde rahatça bence tasnif edebiliriz. Peki ne eksikti burada? Hocamın anlattığı şey kısım çok önemli. Yani bana göre. Çünkü niye? İslamiyet'te evrene gidip de evreni anlayıp Allah'ın sanatını takdir etme zihniyeti yerine bu sefer insanlardan tecrit olmayı makbul gören tasavvufun içindeki, bütün tasavvufa da bunu mal etmemek lazım ama tasavvufun evet, içindeki bazı söylemlerle bu özellikle ortaya çıktı. Evreni anlama yerine tecrit olmayı makbul tutan bir zihniyet. Evren kendi içine döndü. Ve uyduruk irfan anlayışları ben diyorum. Öyle bir irfan tanımı yapıldı ki Kur'an'da baktığınızda böyle bir irfan tanımı yok. İrfan yani arefe kökünden, işte Kur'an'da da olan bir kelimeden türüyor. Yani Kur'an'da da böyle bir tarifi yok. Yani öyle bir irfan anlayışı oldu ki sanki akılla zıt, akıl dışında böyle bilgi yolları olan, bilgiye daha rahat ulaşan, aklı küçümseyen bir irfan anlayışı türedi. Yani siz aklı kullanmadan gece rüyalarla gelen bilgilerle veyahut da bazılara çok özel kanallardan gelen bilgiyle hakikatlere ulaşırsınız. Makbul bilgi budur. Zamanında İbn-i Rüşd'lerin, Biruni'lerin yaptığı gibi sizin bilgiyi anlamanız biraz böyle adeta, yani o kelimeyi onlar kullanmamıştır ama o estirdikleri hava budur. Biraz ayak takımının işidir. Havası estirilmiştir. Yani bu bana göre uyduruk irfan anlayışı dediğim anlayış bence çok çok önemli ve de tecritle evrene gidip halkın arasına karışıp da İslam'ı yaşama ki peygamberin ilk döneminde Kur'an'ın övdüğü kişilerin anlayışı da buydu. Hiçbirinde halktan tecrit olarak da bir İslam anlayışını benimsememişlerdi. Bunların ön plana çıkması bence çok önemliydi. Üçüncü çıkan bir sorunlu bir şeylerde dedi ki evreni siz iyi bir şey olarak görürseniz maddeyi, onu anlamaya daha çok önem verirsiniz. Ama bu evren kötü, zaten berbat bir şey gibi düşünüyorsanız bana irfanla bilgiler alacak. Hmm. O zaman sizin evreni anlamaya çalışmanızdaki motivasyonunuz kayboluyor. Fener hocam bir şey ekleyeyim hocam. Çünkü dördüncü bir son maddem var. Belki bunlardan daha komplike bir madde. Belki bunu da özellikle hocamdan önce söylemek istedim. Hocam bunu benden çok daha iyi açabilir. Bence gördüğüm benim çok da önemli başka bir eksiklik bunlar dışında. Kurumsal yapılarımız bence tam iyi oluşmadı. Çünkü bilgiyi sırf üretmek değil, o bilgiyi taşıyacak sosyolojik kurumlarınız önemli. Mesela Batı'da bence bilim bugünkü seviyesine geldiyse bence bir numara olarak bakmanız gerekenler derim ki Paris Üniversitesi, Oxford, Cambridge. İlk önce buralara bakın. Hmm. Niye? Bilginin sadece üretilmesi değil, sizin bilgiyi aktarmanız ve onu sistemli bir şekilde üretileceği alanlar kurmanız önemli. Hmm. Bizdeki medreselerde bu bir derece yapıldı fakat
sonradan ya medreseler kendini yenileyemedi veyahut da gerekli devrimi yapamadılar. Yani hocam o konuyu benden çok daha iyi bilir, o iyi anlatacaktı. Ama bana göre burası çok önemli. Yani kurumsal olarak bilgiyi taşıyacak kurumları kuramadık. Yani Kur'an'ın verdiği o zihniyetle o kurumsal yapıyı birleştirebilseydik, o batıda olan devrim belki batı ile beraber İslam dünyasının ikisinde aynı anda olabilirdi. Çünkü en başta saydım beni bazı maddeler. Hani evrenin rasyonel olması gibi bir şart, bilime çok yardımcı olacak. Dinden gelen motivasyon aslında dikkat ederse onlar Hristiyanlıkta da var. Yani onlara göre de Allah bilinçli olduğu için evrenin rasyonel bir yapısı var. Yani bu sonuçta Hristiyanlıkta kökeni yani teslis gibi bizim eleştireceğimiz inançlar içine girmiş olsa da kökeni Allah'ın gönderdiği vahide olan bir sistem. Yani evvelki saydığımız maddelerin birçoğu Hristiyanlıkta da var. Onlar da evrenin temelini rasyonel olarak görüyorlar. Evet. Ha, sonra bu İslam'ı tetikleyen o temel maddelerin birçoğu Hristiyanlıkta olduğu için ki sonradan tetikledi. Yani Kopernik'e, Kepler'e, Galile'ye baktığımızda matematiği Allah'ın evreni yazdığı dil olduğunu söylüyorlar. Evrenin rasyonel olmasının altında Allah'ın rasyonel olması olduğunu anlıyorlar. Rasyonelitenin en üst formunu matematik olarak görüyorlar. Evrende onu görmelerinin nedeni Allah'ın zihin evren arasında uyumu yaratması olarak görüyorlar bütün bu isimler. Yani bugünkü Batı'nın en önemli devrim yapan isimlerine baksak da o baştan saydığım maddeleri kabul ediyorlar. Neyse hocam devam edecek. Ben şey yaptım sana devam. Aslında ben bir şeye takıldım onun için. Şimdi tabii karşımızda şimdi gerek doğudaki istilalar, Moğol istilası, batıdan Haçlı Sefer'e baktığımızda ve Anadolu'ya ve özellikle İslam kuzey tarafına baktığımızda ya hemen hemen her Müslümanın belli seviyede bir bilgi ve bir önseziye sahip olduğu gibi bir kavram çıkıyor. Aslında İlk çıktığında gerek Mevlana'nın gerek Yunus Emre'nin baktığımızda o kaos ortamında insanların birbirlerine zarar verme noktasında en önemli ahlaki şeyleri konsensus sağlamışlardır. Yani onların tarih içerisine baktığımızda yüklenmiş oldukları ve gerçekleştirmiş oldukları misyon çok önemlidir. Hı hı. Çünkü insanların hepsinin bir ilahiyat veyahut da bir medrese eğitimi görmüş olmasını bekleyemeyiz. Evet. Ama çok zor şartlarda, çok zor imkansızlıklar içerisinde duydukları veya onları hiç olmazsa belli bir düzende tutacak fikirleri kabul etmek belli bir merkeze toplayacak şekilde diyorsunuz. Yani o bence o dönem için misyonu çok önemliydi ve yerindeydi. Ama daha sonra özellikle 16. yüzyılda gerek Avrupa'da gerekse Osmanlı'da yaşanan mesela Kadızadeli hareketine baktığımızda bir acayip bir şey ortaya çıkar. Dolayısıyla bence tarih burada çok önemli. Çok, çünkü o günün şartlarını düşünmek gerekir. Yavuz Sultan Selim'e kadar doğuda herhangi bir istikrar yok. İnsanlar sabah evden çıktıklarında can garantileri yoktu. Yani Yavuz'un işte doğuya seferiyle ancak birazcık ortalık istikrara kavuştu. Herkes Yavuz Sultan Selim bu tarafını çok iyi bilmez ama 1500'lerin başından bahsediyoruz. Evet. Gerçekten büyük bir kaos yaşanıyordu, kargaşa yaşanıyordu. Hiçbir şeyde istikrar yoktu. Evet. Dolayısıyla Osmanlı burada şunu da belirtmek gerekir. Yani 11. asırda medreseler kurulmaya başlandı. Selçuklularla birlikte hemen hemen her kasabada bir medrese kurulmaya başlandı. Kurumsallaşma o anda başladı. Aslında ama evet, hocamın bahsettiği kurumsallaşma şöyle bir nokta bilginin var. Yayılması evet açısından önemliydi. Hayır, benim düşündüğüm yani Batı eğitim kurumlarında olup da bizdeki medreselerde eksik olan neydi? Bana göre dev soru bu. Ben de o cevabını zaman arıyorum. Yani. O cevap için gene bir niye arayı vereceksin? Hocam size başlayınca konuşmayı mecbur ara veriyorsunuz. Peki şaka bir yana kısa bir aramız var. Aranın ardından son bölümle karşınızda. Newton'da. Farkında mısınız? Son bölümüyle karşınızda sevgili izleyiciler Profesör Doktor Mustafa Kaçar, Doçent Doktor Caner Taslaman ve Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu bizimle birlikte programımızda. En son gitmeden önce yine sizde kalmıştık hocamda. Dönüp dolaşıp orada kalıyoruz ama Caner hocam bir soru sormuştu. O medrese sistemi neden
Ne oldu da dağıldı? Niye batıdaki gibi verimli olamadı? Evet. Niye batının üniversitelerinde gibi olanı bizim medreseler yapamadı? Yani öyle kurumlar kuramadık diye. Niye yani kuramadık hocam? Evet. Osmanlı'dan alalım. O zaman mesela özgür bir ortam var mıydı bilimin, felsefenin tartışıldığı? Medreselere ne oldu sonra? Şimdi medreselerle üniversiteleri kurum olarak da, işleyiş tarzı olarak da, her şey olarak da farklı tutmamız gerekir. Niçin? Hı. Çünkü İslam dünyasında özellikle Osmanlı'yı göz önünde bulundurduğumuzda hukuk, adalet en önemli unsurdu. Evet. Çünkü toplumun hem de sultanın mevcudiyetinin temelinde adalet yatmaktadır. Dolayısıyla baktığımızda medreseler genellikle adaleti sağlayacak ve adaleti iyi dağıtacak bir kurum şeklinde görüyoruz. Yani buradan yetişecek insanlar, hani bugün bir benzetmek gerekirse bir hukuk fakültesi gibi düşünmek lazım. Evet. Tabii burada şimdi dini bilimler, tabii ki dini bilimler olacak. Çünkü hukukun, şeriatın dayandığı şey dinin kendisi. Tabii burada tefsir okutulacak, hadis okutulacak, Kur'an okutulacak tabii ki. Hocam mesela, peki ben şeyi sorayım. Medrese, ama fizik, üniversite, kimya, biyoloji tipi okuma medresede yüzdesi neydi yani? Medresede yani 1916'da medrese ıslahına kadar fizik, kimya yoktu tabii ki. Matematik. Zaten bence bu yeterli bir cevap. Evet. Ama yok. Bu demektir. Yani bu demek değil ki fizik, kimya veyahut astronomi çalışan. Bugün kütüphanelerimizi dolduran binlerce eser var. Bu konulara ayrılmış. Yani eğitim muhakkak medresede değildi zaten. Başka yöntemlerle. Ama o zaman dağınık vardı. Kalmıyor muydu? İşte hocamın da dediği Hayır. gibi. Dağınık kalmıyordu. Oxford, dağınık kalmıyordu. Bugün kurumlar ön plana çıkmışsa eskiden hocalar ön plandaydı. Tabii bu bir bayrak değişimidir. Hı. Üniversiteye geldiğimizde üniversite kelimesini bile ben bunu derste soruyorum. Üniversite ne demektir arkadaşlar diye. İşte evrensel bilim vesaire. Değil. Üniversite sendika demek. Öğrenciler toplanmışlar. Hocalara karşı haklarını savunmak için bir sendika kurmuşlar. Daha sonra hocalar da toplanıp bir sendika kurmuşlar. Büyük sendika, küçük sendika. İşte 13. yüzyılın başında, hatta 1200 yılında Fransa kralı bir üniversite tek bir araya birleştirip çıkarmış ortaya. Üniversitenin temelinde aslında çok da modern bir tarz yoktur. Eski klasik eğitim vardır. İşte matematik, felsefe, tıp ve edebiyat. Sanat evet. daha doğrusu. Evet. 18. yüzyıldan sonra üniversite, artık günümüz üniversitesine Almanya'da Humboldt'la birlikte başlayan akımla günümüzdeki üniversiteye gelmiştir. Ve çok geçmeden 1845'te ilk adımını attı Osmanlı. 1863'te konferanslara başladı. Ve o sırada birkaç tane tecrübeyle 1900'de gerçek anlamda 5 fakülteli, diploması olan, hocaları olan güzel bir üniversite kurduk. Peki hocam, üniversiteyi bir tarafa bırakalım. Şimdi bu akşam işte Osmanlı'da, İslam'da bilim, felsefe, işte düşünceler, işte neden eksik kaldı filan, son bölümde onu konuşuyorduk. Bugün baktığımızda mesela Osmanlı deyince Hürrem, Kanuni, onların hızlı seyahatleri, savaşları, bir anda galip geldikleri vesaire. Tabii çok magazinel, tatlı şeyler konuşuluyor genel olarak. Evet. Hani bu tarafıyla pek ilgili değiliz, pek de bilmiyoruz. İlgisizliğimizden mi kaynaklanıyor acaba? Açıkçası tabii biz çok büyük devrimler, çok büyük travmalarda yaşadık. Burada sakın yanlış anlaşılsın istemiyorum. Evet. Mesela dil devrim, yani harf devrimiyle birlikte birçok şey artık zor ulaşılır oldu. Hayır, bilgi anlamında diyorsun. Harf devrimini küçümsediğimden değil. Evet. Aslında Türk dilini en iyi ifade eden bence bugün kullanmış olduğumuz alfabede bu konuda herhangi bir... Latin alfabesi. Ama hiç olmazsa eski alfabeyi de unutmamalıydık. Dolayısıyla kütüphanelerimizde duran binlerce bilim eserine ulaşmadığımız için biz de bilim yok zannediyoruz. Hmm. Çünkü ulaşamıyoruz. İslam anlamında da Arapça bir o zaman problem mi? Arapça bilmediğimiz için hani o dönemki eserlere veya o dönemki bilgiye bugün çok kolaylıkla ulaşamadığımızı söyleyebilir miyiz hocam? Gerçi ilgileniyor muyuz o da ayrı bir konu da. İlgi ve bilgi meselesi önemli. İlgilenmediğimiz için bilmiyoruz ama birçok bildiğimiz şeyi de
kendimizle ilgili ve ilişkili görmediğimiz için görmezden geliyoruz, önemsemiyoruz işin doğrusu. Şimdi bu medrese vesaire, kurum, kurumsallaşma, o tartışmalar uzar gider. O çok su götürür bu tartışma. Ama ben olaya şöyle bakıyorum. Dedim ya, biz biraz duygusallaştık. Duygusallığımız ön plana çıktı. Yani burada aklınızı kullanmıyoruz artık. Biraz hocam, olması biraz gerektiği gibi kullanmıyoruz diyelim, hafifletelim. Ben şöyle geçmişe, bizim dünyamıza, Batı dünyasına baktığımda yine İbn Rüşd'ün çok önemsediği, üzerinde ısrarla durduğu şu din, felsefe, bilim yahut akıl, duygu, inanç, ilişkileri meselesinden bakıyorum. Biz din dünya dedik. Bir dönem din dünya, din dünya içindir, dünya din içindir diyorduk, gelişiyorduk. İkisini ayırmıyorduk. Bir dönem geldi ki biz din dünya diye ayırdık, dünyanın üstüne bir çarpı koyduk. Efendim bugün bir döneme daha geldik, yine din dünya dedik, bu defa dinin üstüne bir çarpı koyduk. Şimdi Batı da hep bunu böyle yaptı. O kendi dini, kendi toplumsal şartları, tarihi bakımından dine çarpı koydu. Biraz koymadı aslında. Bir kenara aldı. Yani alanını sınırladı. İş bölümü yaptı. Kendini birazcık kurtarır gibi oldu ama bugün geldiği noktayı görüyoruz. Sosyal açıdan, insani açıdan, ahlaki açıdan, ilişkiler açısından vesaire. Biz dinin üstüne çarpı koyduk. Kendimizle ilişkili görmemeye başladık. Onun için de bilmez duruma düştük işin doğrusu. Olması gereken ne? Olması gereken insan dediğimiz şu yapının gerçeğini görerek, bunun akıl gücünü, duygu yanını, ihtiyaçlarını, sosyal, psikolojik, fizyolojik, biyolojik bütün bunları görerek hepsinin hakkını verme meselesidir. Kendimize adil olma, dine adil olma, bilime adil olma, gönüle, duyguya adil olma, hepsinin hakkını verme, hepsini yerli yerine oturtma meselesidir. Bu dengeyi yakaladığımız zaman ben inanıyorum ki çok farklı açılımlar olacak. Kenarından, köşesinden bir şeyler olmaya başladı, görüyoruz. Gelişmeleri. Evet. Şimdi ben İslam eğitimi de bu yönde. Evet. İslam dünyasıyla daha sonra Hristiyan dünyada en başta söylediğimiz tip bir motivasyon var. Yani evreni anlamaya kalkıyor. Çünkü Allah evreni yarattığı için evren anlaşılır. Evren rasyonel. Çünkü Allah rasyonel. Bu demin o saydığımız maddeler hem Müslüman hem Hristiyan dünyadaki bilimin gelişmesinde çok önemli başlangıç noktaları oldu. Fakat bugün değişik bir motivasyon var. Bunu çok iyi yakalamamız lazım. Bunlardan farklı. Bu motivasyon şu: bilim teknoloji üretmede araçsallaştırılmış bir vaziyette. Birçok insan ve din açıdan tabii teknoloji üretmek de kötü bir şey değil, bu yanlış anlaşılmasın. Fakat günümüzde birçok kimse şöyle düşünüyor: ben eğitim kurumlarına giderim, bilim öğrenirim, bilimle teknoloji üretirim. Teknoloji de ürettiğim zaman onunla para kazanırım. Para kazanırsam daha güzel ev alırım, daha iyi araba alırım, daha iyi bir evlilik yaparım. Toplumda bana statü ve lüks getirir. Yani günümüzde bilime yaklaşımı mantığında bilimi komple dünyadaki belli hazlar ve rahatlık için araçsallaştıran bir zihniyet var. Doğru. Bu aslında tek tanrılı dinlerin verdiği zihniyete göre çok yüzeysel bir bakış açısı. İlkel bir bakış. Bu tabii ki şöyle, hocam, dine göre bu. Din öyle bir bakış açısı veriyor ki siz evrene baktığınızda sizi yaratan Allah'ın sanatını takdir edip ona şükrediyorsunuz. Kendi varlığınızın amacını anlıyorsunuz. Ahireti daha kolay yaratabileceğini anlıyorsunuz. Duanıza cevap verebileceğini anlıyorsunuz. Size evreni anlarken bütün bunları anlıyorsunuz. Kendi varlığınızı anlamlandırıyorsunuz. Çünkü siz de evrenin bir parçasınız. Bilime böyle bir bakış nerede? Ben böyle evlenirsem işte maaşım şöyle olur, böyle olur şeklinde bilime bakış nerede? Günümüzdeki bilime bakış açısı belli noktalarda hocamızın söylediği gibi derinleşme getirdi. Ki o da İslami açıdan da olumludur, yani kötü bir tarafı yok. Mesela bir gözün tabakalarını detaylı anlamada şunda bunda derinleşme getirmiş olabilir. Ama veya da teknoloji üretmede derinleşme getirdi. Çok güzel. Ama fakat, eksik. Evet, fakat bu ufak bir sudaki derinleşme, hayatın kendisi üzerine, hayatın anlamı üzerine, ben burada niye varım üzerine, o bilgiyi birleştirip de düşünmek üzerine değil. Yani şu andaki yaygın olan küreselleşmenin getirdiği zihniyette ufak, yani yarım metre suda ancak derinleşen biri var. Çok daha derin sularda bir şey söyleyemeyen bir anlayış var. Onları yok kabul ediyor. Yani sanki hiç ölmeyecekmiş gibi kabul ediyor. Hayatın anlamı nedir sorusunu yok kabul ediyor. Ya biz buradayız, tamam, yiyelim içelim.
İyi evlilik yapalım, iyi araba alalım, iş bitsin diyor. Bilimi de bunun için kullanalım. Zaten şu dünyada yani 70 yıllık çok ortalama yüzeysel diyorum. Bir aranda derinleşme evet. var. Dikkat edin. Çok yüzeysel olan bir alanda değil. Siz o yüzeysel olan alanda derinleşseniz ne olur? Kendi hayatınızın anlamıyla ilgili sorulara cevap veremedikten sonra, bu evrenin en derin anlamını değerlendirmedikten sonra, bütün onların hepsi yüzeysel olmaya mahkumdur. Ha, teknoloji üretmek tabii ki çok güzeldir. Onu Müslümanlar da zaten üretemedikleri için başlarına birçok sorun gelmiştir. Onların da üretmesi lazımdır. Ben ona olumsuz bakmıyorum. Evet. Fakat o teknoloji üretmekle ilgili olumlu şey, dinlerin verdiği bu çerçeveye yerleştirilmediği zaman çok yüzeysel kalacağını söylemek istiyorum. Evet. Yani özellikle şeyle ilgili Twitter'dan teşekkürler geliyor programla ilgili. Biz teşekkür edelim izleyicilerimize programımızı takip ettikleri için. Hocalarımız için de ayrıca teşekkür edelim. Bu dönemde peki Müslümanlar bundan sonra nasıl bir yol izlemeli diye sorarlar özellikle sizlere. Yani hani o geçmişteki o hani bilim dolu, irfan dolu dönemler, hocam zaten ayırdı işte dönem dönem, yüzyıl yüzyıl ayırdınız. Özellikle son dönemde biraz yaya kaldığımız herhalde aşikar, batı bilimlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Biz bugün teknolojik anlamda bunu gelişim anlamında kullanıyoruz. İşte daha basit bakıyoruz, benim de söylediğim gibi işte 70-80 yıllık ortalama bir ömrü var insanın. Doğuyor, çalışıyor, okuyor, hayatını kuruyor vesaire. Daha derin anlamlar peşinde koşmuyor. Belki hazcılık daha çok ortaya çıktı özellikle. Özellikle günümüzde bazı şeyleri bir tarafta bırakıyor, anlamadığı şeylere fazla kafasını yormuyor gibi bir durum var. Peki Müslümanlar ne yapmalı diye bir soru var. Kısa bir ama şekilde ya bana göre şu bir kere şunu bilmek lazım. Yani bilimde başarılı olmak, geri kalan medeniyetlerle yarışmak öyle bir günde olacak bir iş değil. Yani bu uzun soluklu yaklaşmak lazım. Kurum çok önemli. Yani ne yapıp edip kurum kurmak lazım. Bunun karşılığı da nedir derseniz yani bana göre cevabı çok açık üniversitelerdir. Mesela çok pratik yapılabilecek bir hocam, şey. Hocam çok üniversite açarsınız ama hoca değil mi bence temel hoca? Hayır yani tabii çok açmak da iyidir ama tabii yani, kalitede kalite çoktan da mi? Önemlidir. Çok açmasını da ben olumlu buluyorum ama o çok açma kalite kaybına sebebiyet de vermemeli. Çünkü çok hızlı artan bir nüfusumuz var. Yani siz üniversiteleri çok açmazsanız halkın geniş bir kesimine bilimin yayılmasını nasıl sağlayacaksınız? O mutlaka bir türlü çok açılması lazım ama kaliteyi de arttırmak lazım. Özellikle üniversiteye yeni bir anlam yüklemek lazım. Üniversite değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Özellikle herkesin üniversiteye gitmesi lazım. Bizim üniversite sayımızı yüksek buluyorlar ama aslında çok çok gerilerdeyiz. Öyle gerçekten miyiz? Üniversite öyle. Sayısı olarak çok gerilerdeyiz. Daha da çok olması lazım. Ama herkes üniversiteye muhakkak bir meslek sahibi olmak için gitmemeli. Bence. Yani muhakkak bir araç değil üniversite. Hayatı anlamak açısından mı bakıyorsunuz tabii hocam? Tabii ki yani birçok konularda dediğim gibi. Ya şimdi Caner Bey bir şey dikkatimi çekti onu sormadan razıyım. Şimdi elbette ya günlük işleriyle uğraşan insanlardan Caner Bey gibi bir kamil insan beklemememiz lazım. Evet. Hocam zaten felsefenin evet. içinde onu. Yani bu değil burada mi? Yanlış anlaşılmasın. Evet. Onun için diyorum. Yani gerçekten insanların kendi alanlarında veya bu dünyada visyonlarını keşfetmişlerse o alanda en iyisini yapabilirler. Ama her yönüyle bir insanın gerçekten Kur'an'ı iyice anlayıp bilimi iyice anlayıp, felsefeyi iyice anlayıp, varlığı, Allah'ı ve kainatı içselleşip sindirmesi kolay bir iş değil. Evet hocam, ben çok zor bir iş. Ve bunu zor. Bu o kadar siz zor yani, bir şey ki. Yani baktığımız zaman tarihte bu işleri hocam. Halletmiş. Zaten isimlerini sayabileceğimiz kadar insanlar evet, var. Evet, az insan var. Ama hocam, evet. Evet, yani İslam kapsayıcı ve bütün insanlığı kapsıyor. Dolayısıyla bunun bir kolay bir yolu, bir formülü olması lazım. Buyurun hocam. Efendim şimdi tabii ki kolay değil. Evet. Her kişinin değil, her kişinin işi diye bir söz vardır. Şimdi ben diyorum ki insan mutlak varlık değildir. Mukayyet sınırlı varlıktır. Nedir onun sınırı? Zaman ve mekan. Evet. İnsan kendini ciddiye almalıdır. Sahip olduğu bütün yeteneklerini, kapasitelerini, potansiyellerini ciddiye almalıdır. Zamanı ve mekanı son derece önemsemelidir, ciddiye almalıdır. Dünya hayatını ciddiye almalıdır, ahiret hayatını ciddiye almalıdır. Ben diyorum ki, Müslümanlar Müslüman olmalıdır. Ciddiyet,
ciddiyet ve ciddiyet. Hocam son noktaya koymuş onu. Evet hocamız. Hocam bu kadar ciddiyet altında ezilmeyelim. Kur'an'da da değil mi? Ciddiyetin yani zevki vardır efendim. Biz, o bir tadılırsa evet. Peki. Biz evreni... Ciddiyet asık ve yüzlü olmak demek değil. Kur'an terminolojisiyle bunun adı da takvadır. Takva evet. Ciddiyet demektir. Peki. Asık yüzlü bir şey değil, onu bir daha belirtelim. Peki, yanlış bir kez daha belirtmiş olalım. Önemsemek son şey, anlamında. Evet, yani, şey, Kur'an'da onu belirtiyor. Biz dünyayı öyle şey olsun diye yaratmadık, yani eğlence olsun diye. Bu iş ciddi insanların önemli bir ciddi iş olsun. Takva yani. Dedi zaten. Şifreyi verdi hocam. Peki. Çok teşekkür ediyorum sizlere geldiğiniz için. Gerçekten çok derin bir konu esasında. Daha uzun vakitlerde de konuşulabilir ama sınırlı bir süremiz vardı. Anladığım kadarıyla gelen tweetlerden de seyircilerimiz de ilgiyle izledi. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu programı teşekkür ederiz. Umarım devamları olur. Sizleri burada tekrar ağırlamak isteriz. Sevgili izleyiciler, böylelikle farkında mısınızı kapatıyoruz. Doçent Doktor Caner Taslaman, Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu ve Profesör Doktor Mustafa Kaçar hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda yeni bir konuyla karşınızda oluncaya dek hoşça kalın ve sağlık dolu, mutluluk dolu günler diliyoruz efendim.